Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dün bir programda bir Akit gazetesinin bir yazarı, bir elemanı neyse artık şöyle bir ifade bulundu. Dedi ki işte 100 150 sene önce İstanbul Havalimanı'ndan iç hatlar terminalinden Mekke'ye gidiyordunuz dedi. Spiker tabii şaşırdı. Diğerleri de şaşırdılar hatta. 100 150 sene önce, önce mi deyince biraz daha saçmaladı ve şöyle ekledi. 150 sene önce İstanbul Havalimanı'ndan iç hatlar terminaline uçağa bindiğiniz zaman iç Mekke'ye gidiyordunuz. İç Sırbistan'a gidiyordunuz. İç hatlardan, hatlardan Varna'ya gidiyorduk dedi. Tabi hemen akabinde işte ben benzetme yaptım. Benzetme yaptığını işte bugün olsaydı söyleyeceğini işte o gün uçak olsaydı demek istediğini belirtti. Aslında komik bir benzetme ve örneklem. Türkçe yeterince bilmeyince insanların kendi fikirlerini böyle, böyle saçma bir şekilde dile getirmiş olmaları da kaçınılmaz oluyor. Bugün biraz da bu 150 yıl önce gerçekten belirttiği gibi uçak olsaydı insana böyle mi gidecekti buna değinmek istiyorum. Yani gerçekten anlattığı gibi miydi? Çünkü işin konusuna değinilmedi. Genelde hani komedi kısmı daha çok ön plana çıktı ama bir de bunu düşünelim. Yani dediğinin komik olmadığını, yani komedi olmadığını gerçekten hani hani 150 sene önce eğer uçaklar olsaydı, İstanbul'a bir havalimanı olsaydı ve uçakla yolculuk yapsaydık gidebileceğimizi söylüyordum kısmı var ya. Heh, gelin istersen o kısmı değerlendirelim. Ama değerlendirmeye geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız bildirim zillerini açarak bu tür videolardan daha sık bir şekilde haberdar olmak konusunda eylemde bulunursanız ve katıl butonuna bize cüz'ü de olsa destekte bulunursanız seviniriz arkadaşlar. Şimdi intro geliyor ondan sonra bakalım Osmanlı gerçekten durum öyle miymiş onu değerlendirelim. Öncelikle benzetmesi elbette bir mantık safsatısı. Yani bunu hepiniz biliyorsunuz. Ama 150 sene önce uçak olsaydı bile dediği gibi olacak mıydı? Bence olmayacaktı. Birincisi evet Mekke 1. Dünya Savaşı'na kadar Osmanlı'nın bir eyaletiydi hatta vilayetiydi diyebiliriz. Varna ise ancak 1878'e kadar Osmanlı toprakları hani Varna'ya da gidebilirdik diyor ya. Ancak 1878'e kadar Osmanlı toprağıydı orası. Yani Varna'ya 150 yıl önce o kadar da kolay gidemezdiniz. Nedenlerden bir tanesi Osmanlı kötü idaresi altındaki idarecilerin Osmanlı'ya ihanet etmiş olması. Özellikle e, Filipe eyaletine bağlıydı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. O eyaletin başındaki mutasarrıfların çok kötü e, hareketleri olduğu gibi e, 1876'daki ve daha öncesindeki Bulgar isyanlarında oradaki e, yetkililerin nasıl ihanet içinde olduklarını anlatan birçok yabancı kaynak bile var. Varna'ya iç hatlardan bilet alsanız bile yani diyelim ki iç hatlar var ve Varna'ya gideceksiniz. Varna'ya iç hatlardan bilet alsanız bile o uçağın yere ineceğinden o kadar garanti yani emin olamazsınız yani. O kadar emin olmaz mümkün değil. Çünkü sürekli olarak Ruslar tarafından saldırı altında olan ve Bulgarlara silah ve mühimmat desteği yapılan bir bölgeden bahsediyoruz. Ve Bulgarlar sürekli silah halinde köylere basıyor. Kadın ve çoluk çocuğu öldürüyor. Yani orası Varna öyle o kadar aman aman da sakin bir bölge değil. Büyük ihtimalle İstanbul'dan gelen bir uçağa belki de yani hepsine demeyeyim ama belki de bir iki tanesine suikast düzenlemi hatta o uçağı havada patlatmayı bile deneyenler olacaklardır diye düşünüyorum. Çok bu çok övdükleri hani 2. Abdülhamit var işte 2. Abdülhamit'in zamanında bağımsızlığını alan Bulgaristan değil size vize ile izin vermek elinden gelse bir kaşık su da bile boğardı. Yani e, daha sonra vizeyle bile gidemezdiniz. Hani diyor ya iç hatlardan giderken. Bırak iç hatlar, dış hatlardan bile gidemezdiniz oraya. Nitekim İngiltere Büyükelçisi'nin bölgede yaptığı gezilerde Bulgarların Türkleri nasıl katlettiklerini ballandıra ballandıra anlattıklarından bahsetmektedir. Selanik Büyükelçisi de sanırım şimdi adını hatırlamıyorum ama e, nerede yazıyor diye sorarsanız Henry Elliot e, İstanbul'daki Büyükelçinin raporlarında ve bazı e, yazdığı kalem aldığı eserlerinde var. E, Selanik Büyükelçisi Bulgarların isyanlarında yaptıklarını e, belgelemek için Bölgeye gidiyor. Bölgedeki kahveleri dolaşıyor ve kahvelerdeki insanlar, yani bak bunu açık olarak söylüyorum. Bulgarlar biz Türklerin, Türk kadın ve çocukları nasıl öldürdük Ben bin tane öldürdüm. Bin beş yüz tane öldürdüm diyen var. Ve bunlar İngiltere meclis tutanaklarına geçmiş arkadaşlar. Çünkü Eliyatır raporu İngiltere'de mecliste okunuyor. Muhalefet tarafından ve İngilizlerin işte yaptıklarıyla ilgili e, bazı sorular soruluyor. E, ve e, bunun üzerine hükümet Eliyatır raporunu istiyor. Yani muhalefet diyor ki işte Bulgarları diyor Türkler diyor Osmanlı zulüm yapıyor diyor. Orada öyle şeyler oluyor diyor. Bunun üzerine Elliot'ın raporunu alıyor İngiltere'deki hükümet onu okuyor mecliste ve diyor ki hayır tam tersi bir durum var. Bulgarlar o sırada şey yapıyor. Nitekim o süreçte işte 1876 yılında Fransız ve Alman büyükelçi öldürüldüğü zaman Çanakkale boğazını Ruslara, Almanlara ve Fransızlara karşı koruyan gemileri de İngiltere Osmanlı'ya gönderiyor. O zamanlar Osmanlı'nın yanında olan bir İngiltere'den bahsediyoruz. Ayrıca sadece Varna değil mesela o süreçte Selanik'e de gidemezdiniz. Selanik de bir Osmanlı ilidir. Ama Selanik'e gidemezsiniz. Ancak bırakın uçakla gidebilmeyi, yani Selanik'e uçakla gidebilmeyi. 150 yıl önce 1876 yılında bakın bir Bulgar kızı Türk ve Müslüman olmak için yani Türk de bir de Müslüman olmak için, Müslüman olmak için 6 Mayıs 1876 tarihinde Selanik'e gelmek istediğinde Rumlar o dönemde ayaklanmışlardır. Ve trenden inen kızı ve ailesini darp ederler. O süreçte bazı sabitlerde yaralanır. Amerika Büyükelçisi'nin arabasıyla Bulgar kız kaçırılır ve bir müddet gizli tutulur. Yani 150 yıl önce iç hatlardan Selanik'e gitmek isteseydiniz... O uçak inse bile aprondan çıkamazdınız. Osmanlı'nın başarısız dış ve iç siyaseti neticesinde altı Türk'ün idam edildiği ve tarihe Selanik vakası olarak geçen olaydan da anladığımız üzere Osmanlı'nın topraklarında seyahat etmek güvenli olmadığı kadar kendi devletiniz tarafından cezalandırılabilme ihtimali de gebedir. Bunun da dışında 150 yıl önce İstanbul'da havalimanı olsaydı ve orada iç atlar terminali olsaydı gidemeyeceğiz bir başka yerde Mekkedir. Hani e, adam diyor ya işte Mekke'ye giderdik filan diye. Yani <laughs> Mekke'ye giderken zor giderdin canım sen Mekke'ye. Yani Abdülhamit de e, bu vakit yazarı gibi düşünmüş olacak diye düşünüyorum. Yani Abdülhamit de ulan şu Mekke'ye çok iyi bir şekilde gitsek iyi olur diye düşünmüş olacak ki Hicaz biliyorsunuz ünlü Hicaz Demiryolu projesini devreye almak istediler. E, ve Abdülhamit buna hemen onay verdi. İşte Mekke trenle hızlı gidebilen yollarını aradılar ve sonunda Almanlara verdikleri bir ihaleyle Hicaz Demiryolu'nu açtılar. Bunun detaylarına girmeyeceğim Hicaz Demiryolu'nun detaylarına ama Amaç neydi? Amaç Almanya'dan Hicaz'a kadar yani Mekke'ye kadar Hicaz dediğimiz Mekke son durak Mekke olması lazım. Mekke'ye kadar giden bir demiryolu yaparak özellikle İngilizlerin Mısır üzerindeki egemenliklerini tehdit etmek. Bu nedenle de başlatılan Hicaz demiryolu inşaatı özellikle Medine'ye yaklaştıkça Bedevi saldırıları altında durma noktasına bile geldi. Hatta 1908 yılında düzenlenen bir baskında 300 Osmanlı askeri Bedeviler tarafından öldürüldü. Medine'ye ulaştıktan sonra da Şerif Hüseyin ve Bedeviler tarafından tehditle durduruldu. Bakın Medine'ye kadar ancak ulaşabilmiş. Daha sonra Mekke çok sonra. Yapılamadı yani. Eğer 150 yıl önce İstanbul'da bir havalimanı olsaydı o havalimanından hiçbir uçak Mekke Şerifi Hüseyin'in yönettiği Mekke'ye inemezdi. Uçak olduğuna göre yani değil mi? Yani hayal kuruyoruz. İşte 150 sen uçak. E, uçak varsa o uçağı düşürecek ya da o uçağı havada patlatacak teknolojinin de olduğunu varsaymamız kaçınılmaz. Sivil ve askeri fark etmeden Mekke'de gelen İstanbul'dan gelen uçakların tamamını indirirlerdi. Bakın Bulgaristan'a Varna'ya gelen uçakların tamamı indirilirdi. Tamamı havada patlatılır ya da suikast düzenlenirdi demiyorum. Ama Mekke'ye gidecek hiçbir uçağınız Mekke'ye inemezdi. Hiçbir uçağınız. Hepsini havada uçurlardı. Çünkü birçok yerler Hicaz demir yolundaki trenlere saldırılar düzenlediklerini biliyoruz. Bir de bu havalimanı olduğu düşünmek. Şimdi uçak nereye iniyor havalimanına iniyor. Ve belli bir rotası var. Oturun dışına çıkar çıkamıyorsunuz. Hani demir yolu en azından saldırması daha e, trene, trene, saldırmak hani daha böyle sistematik isteyen bir şey. Havalimanı bir de roket olduğunu düşün. Elinde bir tane bazuka olsa, roket olsa ya da uçak savar olsa tak 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 en azından suikast düzenler. Yani inse bile çok zor şartlarda inmesi lazım. Yani inse bile aprona çıkamaz. Onu da apayrı bir şekilde söyleyeyim. Ee, yani yapması çok zor. E, zaten diyelim ki hani İstanbul'da havalimanı vardı. Mekke'ye havalimanı bile yaptırmazlardı ki. Sen Mekke'ye havalimanı yapabileceğim oradaki işçileri e, ya da oradaki işte mühendisleri falan dahil herkes öyle askerler falan ki bak bakın 300 tane Osmanlı askeri Temmuz 1908 yılında öldürmüşler Hicaz demiryolunu korumakla e, görevli olan 300 askerimizi öldürmüşler. Yani düşünün. Bir de konunun başka bir ayağı var. Onu da gidelim. İstanbul'a gitmek meselesi var. Bak buna kimse değinmiyor. İstanbul'da havalimanı olsun. Hani diyor ya İstanbul'a iç hatlarla giderdik diye. Peki İstanbul'a iç hatlardan gidebilir miydi? Yani mesela örnek veriyorum. İşte ee, <laughs> sallıyorum mesela Çankırı'dasın ya da ne bileyim işte Anadolu'nun herhangi bir yerindesin. E, ya da Osmanlı topraklarının herhangi bir yerindesin. Orada havalimanı var. Sadece İstanbul'da mı havalimanı var? Başka yerde havalimanı kurmuşuz. Hadi bakalım İstanbul'a iç hatlarla mı gideceksin zannediyorsun? Hayır kesinlikle Hayır eğer ikinci meşrutiyet ilan edilmeseydi bakın ikinci meşrutiyet 1900 o hani çok çıkıyor ya, Sultan Abdülhamit'i tahttan indirdiler falan diye eğer ikinci meşrutiyet ilan edilmeseydi Anadolu'daki ve Osmanlı topraklarındaki herhangi bir şeyler İstanbul'a gitmek isterseniz işte o zaman Mürur tezkeresi denilen bir pasaporta ihtiyacınız var yani dış hatlara gitmeniz gerekiyor pasaport kontrolünden geçmeniz lazım çünkü Öyle kolay kolay gidemezsiniz İstanbul'a. O kadar kolay mı İstanbul'a gitmek? Bugün iç hatlar üzerinden kolayca gittiğiniz İstanbul'a 150 yıl önce dış hatlardan gidecektiniz ki yani pasaport kontrolü yapılabilsin. Bakın yani daha işgal falan yok. Osmanlı kendi toprakları içerisinde İstanbul'a girişleri yasaklamıştır. Peki kimlere verilebiliyordu ve ne kadar geçerliydi bu mürür tezkeresi? Hemen söyleyeyim. Tezkerenin süresi bir yıldı arkadaşlar. Ee, içine i̇çine nereye gittiği, ne için gittiği falan yazıyor Yani işte bu kişi şunun için gidiyor falan. Davetiye falan alıyorsun. Yani ancak şey işte, onun yani alabilmek için İstanbul'da hatırı sayılır kişilerin e, size kefil olması istenirdi. Veya bir akrabanıza ziyarete gidiyorsanız akrabanızın kefaleti gerekir Ne kadar kalacaksın orada falan. Yani, yani tıpkı şey gider gibi ya. Almanya ve İngiltere'ye gider gibi. Yani oraya giderken biliyorsunuz ya işte e, istek yazısı falan alıyorsunuz. O istek yazısını işte nereye gidiyorum? İşte saldırıyorum. Mesela babama gidiyorum. Kardeşime gidiyorum. Vesaire gibi. Yani onu alıp göndermesi gerekiyor. Ha, tamam. Kabul edilmesi gerekiyor. Yani e, çok acayip. Neyse. E, bu arada şunu da söyleyeyim. Hani İstanbul'a gitmek zor ama İstanbul'da da gitmek zor. Yani İstanbul'da da gitmek zor derken hani diyelim ki siz Kariköy'de oturuyorsunuz. Tamam mı? Yani e, bir şey var. E, İstanbul Havalimanı var. Nerede? Şimdi, şimdiki olduğu yerde de olduğunu düşünelim. Ya da Yeşilköy'de olduğunu düşünelim. E, oraya da gidemiyorsun. <laughs> yani Kadıköy'de oraya da gitmen mümkün değil. E, bunun için bile izin alman gerekiyor. Eğer seni yolu durulursa geri gönderiyorlar. Yani sen niye gidiyorsun bakayım? Ya, hop, ne yapıyorsun falan. Yani o mesela herkesin doğduğu semtte büyümesi olayı var. Yani şimdi yok onlar. Herkesin doğduğu semtte büyümesi olayın hepsinin altında bunlar yatıyor. Yani çok nadiren semt değiştirmesi falan bu, e, söz konusudur. Onun dışında hepsinin olmasının nedeni ondan kaynaklanıyor. Şimdi bir şekilde izin almadan git. Yani burada İstanbul'a çıkmak da ayrı bir problem. Şimdi diyelim ki İstanbul'a girdiniz kafanıza göre İstanbul'da yaşıyorsunuz. Dediğiniz ki ben Mekke'ye yani diyor ya Mekke'ye gideriz falan diye. Hani Mekke'ye gidelim dediniz. Bunun için izin almanız gerekiyor. İzin almazsanız çıkamazsınız. Yani diyelim ki izin almadınız çıktınız bir daha geri dönemiyorsunuz. Sizin geri dönmenize izin vermiyor. Yani bir şekilde izin almadan gittiyseniz bile padişah izni olmadan geri dönemiyorsunuz arkadaşlar. Öyle kolay değil yani. Konunun bir de şu açısı var. Onu da söyleyelim. Eğer 100-150 yıl önceki hatları düzeltmek ve memleketi kurtarmak için bir kurtuluş savaşı yapmasaydık bir de onu düşünelim. Ankara'dan İstanbul'a iç hatlardan değil, dış hatlardan gidecektiniz. Çünkü orası başka bir ülkenin toprağı olacaktı. İzmir'e hiç gidemezdiniz. Yunanlar izin vermezdi. Yani Antep'e gitmek için Fransız konsolosluğundan izin almanız, vize almanız gerekirdi. Trabzon'a mümkünse hiç gelmemeniz istenirdi oradaki yönetim tarafından. Çünkü bu şehirlerimiz işgal altındalardı. Kısacası Osmanlı hayat o kadar kolay değildi. Yani anlattığı gibi iş hatlara gidelim, oradan gidelim falan olayı hikaye. O Türkiye Cumhuriyeti'nin rahatlığıyla söylüyorsun sen onu. Türkiye Cumhuriyeti rahatlığında çünkü gidiyorsun, hatlara giriyorsun. içatlardan istediğin ilke ile gidebiliyorsun işte Amasya'ya, Trabzon'a nereye gitmek istiyorsan oraya gidebiliyorsun. Ama iş Osmanlı'ya geldiğimiz zaman bu kadar kolay seyahat etmek mümkün değil. Zaten ikinci meşrutiyetin de bunu kaldırmasının sebebi anayasal özgürlükleri kısıtlı olması. Çünkü seyahat hakkı denilen bir hak var. Osmanlı seyahat hakkı denimiz hakkı sınırladığı için bunları kaldırmışlardır. O yüzden bundan kaynaklı bir problem var.